Bugün 19 Mayıs 2024, Mustafa Kemal Atatürk'ün beraberindeki 18 kişiyle Samsun'a çıkarak milli mücadele fitilini ateşlediği 19 Mayıs 1919'un 105. yıl dönümü. Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği bu önemli gün birçok noktada etkinliklerle kutlanıyor. Geçtiğimiz saat olduğu gibi yine canlı bağlantılarla Türkiye'nin dört bir yanına uzanacağız. Gül Gündüz Anıtkabir'deki törenleri takip ediyor. Şeyma Kan İstanbul'da, Muratcan Altıntoprak Samsun'da, Canan Altıntaş Diyarbakır'da ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Anıtkabir'deydi. Gül Gündüz'den onunla ilgili detayları geçtiğimiz saatte de almıştık. Şimdi bir kez daha Gül, senden dinleyelim Anıtkabir'deki atmosferi. Evet, bugün 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı, tam 105 yıl oldu. 105 yıl önce ata yanında heyetiyle, yanındaki arkadaşlarıyla beraber Samsun'a çıktı ve milli mücadelenin fitilini artık yakmış oldu. O özgürlük, o bağımsızlık ateşini yakmış oldu. Bugün de şüphesiz kutlamaların en büyük adreslerinden biri Anıtkabir. Atanın huzuruna çıkmak isteyenler Türkiye'nin birçok noktasından yola çıktılar. Ve bugün bu bayram gününde bir kez daha Anıtkabir ziyaretçi akınına uğradı. Kameraman arkadaşım Erbay Yılmaz sizlere şu anda Anıtkabir'deki o coşkulu kalabalığı da gösterirken biz de birazcık notlarımızı anlatalım. Sabah erken saatlerde ilk resmi tören Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından yapıldı. 81 ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan'dan bir erkek bir kadın olmak üzere temsilciler seçildi ve 166 temsilci ile beraber hemen sol taraftaki Aslanlı Yol'dan yürüdü. Bakan Osman Aşkın Bak ve gençlerle beraber bu gördüğünüz Anıtkabir'e de hemen bu avluya kadar da geldi ve peşinden de atanın huzuruna çıktı. Önce mozoleye çelenk bırakıldı ve hemen ardından da Misalka Milli Kulesi'ne geçildi. Orada da her resmi törende olduğu gibi, her bayramda olduğu gibi atanın huzurunda resmi törene imzasını attı, notlarını yazdı bakan ve peşinden de bir konuşma yaptı. Milli mücadele vurgusu yaptı Osman Aşkın Bak ve milli mücadele meşalesinin yakılmasının üzerinden 105 yıl geçtiğini hatırlattı ve bir kez daha gençlerle görüntü verdi. Bayrağımızı her alanda yüceltmeye devam edeceğiz dedi Osman Aşkın Bak. Şu anda da gördüğünüz gibi hem genci hem yaşlısı birçok kişi, Türkiye'nin her yerinden gelenler atanın huzuruna çıkıyorlar. Bir kez daha şükranlarını sunuyorlar. Ata bugünü doğum günüm demişti ve aynı zamanda da gençlere armağan etmişti. İşte o gençler bir kez daha bayramda sabahın erken saatinde de atanın huzuruna geldi. Görüyorsunuz daha bebek arabası basında gelen bebekler, bir yandan da daha şimdiden Atatürk'ü öğreteceğiz, onun yaptıklarını öğreteceğiz ve onun memlekete bıraktığı, bize bıraktığı memleketin emanetini de taşımaya devam edeceğiz diyenler, genci, yaşlısı, herkes bugün bir kez daha 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda atanın huzurundalar. Yoğun bir ziyaret var diyelim. Bugünün programı yoğun. Gençler, yaşlılar, her yaştan vatandaş buradalar diyelim. Erbay Yılmaz'la beraber takibe sürdürüyor olacağız. Sözü tekrar size bırakalım. Ankara'dan döndük İstanbul'a, stüdyoya. Şimdi Samsun'a uzanacağız. Muratcan Altıntoprak bizlere Samsun'daki 19 Mayıs coşkusunu bir kez daha aktarmak için hazır. Muratcan, söz sende. Bir önceki yayınımızda aslında Tütün İskelesi'nin dışındaydık. Hem coşkuyu sizlere aktarmaya çalıştık hem de buradaki törenleri aktarmaya çalıştık. Tabii ki Tütün İskelesi'ndeki törenler sona ermesiyle birlikte biz de şu an kameraman arkadaşım Nail Yüksek'le birlikte o tarihi iskelenin üzerindeyiz. Ben şöyle kenara çekileyim. O günün aslında 105 yıl önceki o günü yeniden burada yaşamış olalım. Tabii karşımızda temsili heykelleri görmek mümkün. Atatürk ve 18 silah arkadaşı burada. Bandırma Bandırma Vapuru'ndan ilk indikleri tarihte, ilk indikleri dakikada tam olarak işte bu Tütün İskelesi'ne gelmiş bulunuyorlardı. Bandırma Vapuru'nun yanaşmasıyla birlikte Samsun'da Tütün İskelesi olarak bilinen bu iskeleye Atatürk ve silah arkadaşları gelmişti. İşte karşımızda heykelleri Nail Yüksek'in görüntüleriyle görmektesiniz. Atatürk ve silah arkadaşlarının bulunduğu nokta, tabii temsili heykeller bunlar, bu noktada ilk inişlerinin temsili yapılmış durumda. Tabii ki 18 kişiden söz ediyoruz. Atatürk'le birlikte Kurmay Albay Refet Bele, Kurmay Albay Kazım Dirik, yine onunla birlikte birçok askeri personel. Aynı zamanda tabii ki geminin kaptanı olarak da yine burada hemen ismini sizlere söylüyorum. İsmail Hakkı Durusu bu noktada Bandırma Vapuru'nun kaptanı olarak gelmişlerdi. Tabii ki bu iskele temsili bir iskele ama tarih 19 Mayıs 1919'u gösterdiğinde işte tam olarak Bandırma Vapuru, ki onun üzerine de Nail Yüksek yavaş yavaş çıkıyor. Biz de onunla birlikte ilerliyoruz. Bu noktaya gelerek aslında Samsun'u, bu noktayı işte tam olarak ekranlarınıza taşıyoruz. Atatürk tam olarak bu noktadan 1919'da, bundan tam 105 yıl önce işte Samsun'a bu noktadan çıkarak Kurtuluş Mücadelesi'nin fitilini yakmıştı. İşte Kurtuluş Yolu olarak da geçen bu noktadan Atatürk önce Havza'ya, ardından Amasya'ya, daha sonrasında ise Erzurum ve Sivas'a hareket ederek Türk Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcına ve bugün 100. yılını kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini attığı mücadeleyi işte bu noktadan başlatmıştı. Biz de o tarihi görüntü kameraman arkadaşım Nail Yüksek'le birlikte ekranlarınıza taşıyoruz. Tabii ki 19 Mayıs 1919 tarihinin üzerinden tam 105 yıl geçmiş durumda ve biz o 105. yılında bu coşkuyu ve heyecanı burada yaşıyoruz ki hemen iskelenin karşısında aslında bekleyen yurttaşları da görmek mümkün. Türkiye'nin dört bir yanından geldiklerini söyleyebilirim. Biz röportaj yapma fırsatı da bulduk kendileriyle. Özellikle Ankara'dan, İzmir'den, yakın illerden, Karadeniz illerinden, İç Anadolu'dan birçok kişi bu noktaya 19 Mayıs'ın 105. yıl dönümünde o heyecanı yaşamaya gelmiş durumdalar. Tabii ki çok tarihi bir gün. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun belki adımlarının atıldığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, Kurtuluş Mücadelesi'nin başladığı noktadayız. 19 Mayıs demek aynı zamanda tabii ki bağımsızlık, özgürlük ve tabii ki demokratikleşme süreci demek. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atılması demek. Biz tabii ki o heyecanı burada yaşamaya devam ediyoruz. Gün boyunca da burada heyecan sürmeye devam edecek aslında. O programı da sizlere aktarmak isterim. Bir yandan Nail Yüksek işte o Bandırma Vapuru'nun temsili vapurdan inişi ve Atatürk'ün ilk adım attığı bu tarihi iskeleyi sizlere aktarmaya devam ediyor. Ben de programı aktaracağım şimdi sizlere. Özellikle tabii ki 19 Mayıs aynı zamanda Atatürk'ü anma ve gençlik ve spor bayramı olarak kutlanıyor ve bugün Samsun'da birçok noktada da etkinlikler yapılacak. Tabii ki şunu söyleyebilirim, özellikle burada Hürjet'in Samsun semalarında havalanacağını söyleyebiliriz. Solo Türk'le birlikte bir gösteri olacak. 19 Mayıs'a özel, 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramına özel bir gösteri olacak. Saatler öğle saatlerini gösterdiğinde Tütün İskelesi üzerinde yine Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait, sahil güvenliğe ait ve yine bölgedeki balıkçı ve teknelere ait, yurttaşlara ait teknelerde saat 13.30'da bulunduğumuz bu Tütün İskelesi'nde Atatürk'ün temsili olarak tabii ki heykelinde yer aldığı Bandırma Vapuru'nu selamlayacaklar. Bunu da söyleyebilirim. Yine elimdeki programa göre 19 Mayıs'ta yine aynı zamanda devamında bir bisiklet turu etkinliği olacak. Samsunluları ve bölge halkında tabii ki takip edeceği bir etkinlik olacak. Türkiye'nin dört bir yanından gençler pedal çevirecekler. Yine aynı zamanda atletizm ve koşu etkinlikleri olacak ve devamında da akşam saatlerinde bir fener alayı gerçekleşecek. 19 Mayıs'ın coşkusu aslında orada en yüksek seviyeye ulaşacak ve Gençlik Festivali'nin son noktası ise akşam saat 19'da gençlik konseriyle noktalanacak. Tabii ki Samsun hem tarihi açıdan hem de bugün 100. yılına kavuştuğumuz Türkiye Cumhuriyeti açısından çok çok önemli bir yer taşıyor. Biz de bu milli duyguların en yükseğe çıktığı noktada kameraman arkadaşım Nail Yüksek'le birlikte o duyguları hem yaşamaya çalışıyoruz hem de sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Samsun'daki aslında coşku da heyecan da yüksek diyerek sözü yeniden size merkeze bırakalım. Muratcan Altıntoprak'a teşekkür ediyoruz. İstanbul'a döndük. Tekrar Şeyma Kan'a gideceğiz bir kez daha. Aslında Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmak için yola çıktığı yerdeydi Şeyma. Aynı zamanda 19 Mayıs İstanbul Boğazı'nda da kutlanıyor, denizde de. Oradan detayları dinleyelim senden Şeyma. Elif Tümen, bugün Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 105. yılı. Yurdun birçok noktasında da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Şu anda da Boğaz'da bir yat yarışı var. Kameraman arkadaşım Samet Yazıcı ekranlarınıza getirecek. Sabah saatlerinde birçok yat ve yelkenli Boğaz'ın kenarında çeşitli noktalara sıralanmaya başladı ve yarış için hazır hale geldiler. İstanbul Boğazı'nın Çırağan Sarayı, Beykoz ve Bahçe Moda güzergahlarında gerçekleşecek bu yarış ve birçok yelkenli ve yat bugün 19 Mayıs adına yarışacaklar. Tabii önemli bir etkinlik, önemli bir gün ve bu yüzden de birçok kişi de yarışa izliyor aynı zamanda Boğaz'ın çeşitli noktalarından. Dediğimiz gibi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri dolayısıyla düzenlendi ve bu yarış nedeniyle de çift yönlü olarak Boğaz'dan gemi geçişleri askıya alındı. Gemi geçişlerinin askıya alındığını ise Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü paylaştı. Sabah saatlerinden itibaren Boğaz'da gemi trafiği geçici olarak durduruldu. Akşam saat 18 saatlerinde gemi trafiğine tekrar Boğaz'ın açılması bekleniyor. Bunun yanında izleyicilerimize şunu da aktaralım. Gemi trafiği yok ancak şehir içindeki tarifeli vapur seferleri hali hazırda yapılmaya da devam ediyor. Dediğimiz gibi İstanbul Boğazı'nın Çırağan Sarayı, Beykoz ve Fenerbahçe Moda Parkuru'nda gerçekleşiyor bu yarış ve oldukça da aslında sahil kenarından vatandaşların da ilgiyle izlediğinizse bu yarışı söyleyebiliriz. Çünkü eşsiz bir boğaz manzarasının içinde birçok yat ve birçok yelkenliği de boğazdan geçerken görme şansını elde ediyorlar. Bugün de dediğimiz gibi birçok etkinlik düzenleniyor yurdun çeşitli noktalarında. Boğaz'da da yat yarışıyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor. Şeyma'ya da teşekkür ediyoruz. Şimdi bu kez de Diyarbakır'a uzanacağız. Canan Altıntaş bize oradaki 19 Mayıs atmosferini bir kez daha aktaracak. Canan. Evet Elif, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Diyarbakır'da kutlamalar şu anda bitti. Gösteriler bitti. Halk oyunları oynandı. Yine Yunus Motorize ekipler, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Motorize ekipler de burada hem bir zeybek gösterisi hem de geçiş gösterisi yaptılar. Şu anda da protokol kurulan standları ziyarete gidiyorlar. Az önceki bültende göstermiştik. Gençlerin yaptığı çalışmalar, bilimsel araştırmalar, el sanatları ve müzik dinletisi yapılacak. Bunun için de yine ilk protokolleri şu anda Diyarbakır Valisi Ali Sansu ile birlikte standları geziyor. Kutlamalar az önce bitti. Oldukça coşkulu bir kutlama yaşandı. Diyarbakır Valiliği önünde sabah Atatürk anıtına çelenk bırakılmasıyla başlanmıştı. İşte şu anda da tören bitiminde çocukların yaptığı, gençlerin yaptığı okullardaki el sanatları, resim ve bilimsel araştırmalar, yine sanayi teknoloji anlamında da bilimsel buluşların bulunduğu standları Diyarbakır Valisi Ali Sansu ile birlikte il protokolde şu anda ziyaret ediyor. Diyarbakır'da Ulu Önder Atatürk'ün 19 Mayıs Gençlik Bayramı az önce Diyarbakır'da sona erdi. Birazdan burada bu bölgede de yine müzik dinletisi ve çocukların gösterileri devam edecek. Oyun alanları var. Hemen kameraman arkadaşım Mehmet Kayan'la şu noktaya gidelim. Gençler burada da görmüş olduğunuz gibi burada tenis kortları var. Burada tenis kortları ve farklı faaliyetler yapıyorlar. Birçok noktada farklı etkinlikler var. Kutlamalar Diyarbakır Anıt Park'ta Zafer Anıtı önünde aslında devam ediyor ama gösteriler bitti diyebiliriz. Biz haber takibimizi sürdürüyoruz. Gelişmeler oldukça bağlanmayı sürdüreceğiz diyelim. Diyarbakır'da 19 Mayıs Gençlik Spor Bayramı coşkuyla kutlanıyor diyelim. Sözü size merkezde bırakalım.